Merhaba. İslam dini, kutsalın istismar edilmesine izin verilme. Kutsalın aşağılanması, tahkir edilmesine, başkalarının kutsallarının, farklı dinlerin kutsallarının aşağılanmasına izin verilme. Hem metin olarak yani dinin naslar, Kur'an, sünnet hem de tarihi uygulamaya baktığımız zaman asla böyle bir şeyin mümkün olmadığını görüyoruz. İslam, en baştan itibaren insanların kutsallarına değer vermiş. Fiilen de bunu göstermiş. Necran'dan gelen din adamlarına, Beni Kaap oğullarından gelen din adamlarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sa'd'ın tabakatında bize bildirdiği bir metin, bir rivayete göre sizin için ne varsa yani kiliseleriniz, mabetleriniz, keşişlerinizin izva yaptığı bir takım yerler, mekanlar, küçük büyük her şey size aittir ve Allah'ın ve Resulünün koruması altındadır diye teminat vermiş. Ve bu teminatın tarih boyunca devam ettiğini görüyoruz. Fakat yakın zamanlarda, bundan epeyce bir zaman önce dünyadaki en büyük Buda taşa kayaya oyulmuş Buda heykelinin Afganistan'da yıkıldığını üzüntüyle bu Budizm biliyorsunuz bir koca bir heykel. İslam heykellere müsaade etmiyor. Fakat Afganistan daha Müslüman fatihlerin ilk döneminde yani sahabe döneminde fethedilmiş bölge. O bölgeyi insanlar fethetmişler. Yüzyıllar boyunca, 14 asır boyunca Afganistan'da o heykel orada durmuş. Hiç kimse buna rahatsız olmamış. Hiçbir Budist kalmadığı halde etrafta hiç kimse bu heykeli gidelim yıkalım diye düşünceye kapılmamış. Fakat işte çağımızda kutsala karşı bakış. Kutsalı kendi değerleri için kullanma, başkalarının kutsalını tahkir etme, aşağılama, onların kutsallarını yıkıp tahrip etmeyi kendi açısından, kendini ifade açısından, kendi gücünü gösterme, kendini halka kabul ettirme açısından yeni siyasi figürler, gruplar, din üzerine refere eden dinden gücünü alan din eksenli yapıların, grupların uyguladığını, tatbik ettiğini görüyoruz. Benzer bir hadise Suriye'de yaşandı. Antik bir kenti imha ettiği insanlar. Binlerce yıldır korunmuş, çölün ortasında Müslümanlar görmüşler orayı. Sahabe efendilerimiz, Hazreti Ömer efendimiz döneminde o bölgeler fethedilmiş. Fakat hiç kimse dokunmayı düşünmemiş, tahrip etmeyi düşünmemiş. Aynı şekilde Kudüs'te, mescitler korunduğu gibi İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren aynı şekilde havralar, kiliseler korunmuş. Mısır'da Hristiyanlar var, Kıptiler, Kıptilerin kiliselerine dokunulmamış. Yüzyıllar boyunca o kiliseler korunmuş, muhafaza edilmiş. Bu açıdan bakıldığı zaman kim dokunuyor? Bakıyorsunuz ki Fatimiler döneminde dokunuluyor. Aslında Fatimilik marjinal bir hareket. Fakat neden dokunuyor adam? Yani taraftar toplamak istiyor. Siyasi iktidarını güçlendirmek istiyor. Siyaseten güçlü olmak için, halka kendini kabul ettirmek için, başkalarının kutsallarına hakaret etme, tahkir etme gibi bir yöntem benimsiyor. Afganistan'da, Pakistan'da yaşanan hadiseler en son... Kiliseler yıkıldı, yakıldı, Hristiyanların evlerine İslami semboller yazılarak evleri ateşe verildi. İnsanlar darp edildi, korkutuldu, evlerinden çıkmak zorunda bırakıldı. Yani bu tabi asla kabul edilemeyecek bir şey fakat bunu kim yaptı diye baktığınız zaman basına yansıyan bilgiler çer çerçevesinde bir elvi hareketi denilen bir hareket var. 19. yüzyılda kurulmuş bir hareket bu. Müslümanların genel ülema silsilesinin takip ettiği yolu takip etmeyen biraz halka hitap eden bir tavrı var bu hareketin. Hatta bu hareket bütün gücünü İslam alimlerini tekfirden almış. İşte falan tekfi, kafirdir, filan kafirdir diye reddiye yazmışlar, reddiye vermişler. Şimdi Türkçe'de kötü bir ter ifadeyle, kötü bir Türkçe ile bazılarının sıklıkla kullandığı bir ifade reddiye vermek şeklinde bir ifadeyle reddiye vermişler ve tekfir etmişler. İslam alimleri, nedvileri tekf tekfir etmişler. Büyük muhaddisleri, fakihleri te tekfir etmişler. Hep Müslümanlarla uğraşmışlar. Hep problem çıkarmışlar. Şimdilerde de işte batıdaki yapılan bir takım e, İslam aleyhine yapılan gösterilere tepki veriyoruz diye ortaya çıkıp kendi kurdukları parti, siyasi partiye taraftar toplamak, kendi adamlarını güçlendirmek için şimdi de Pakistan'da Hristiyanlara karşı gösteriler yapıyorlar. İşte diğer mezhep mensuplarına karşı bombalı eylemler yapıyorlar. Yani inanılmaz bir takım hadiselere karışıyor bu insanlar. Din açısından bakıldığı zaman dinin asla imkan tanımadığı, dinin izin vermediği ve uygulamada da yüzyıllar boyunca İslam alimlerinin, musamaha, İslam devletlerinin, Müslüman yöneticilerin müsamaha ile baktığı bir azınlık hakları, dini kutsalların korunması, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun insanların kutsal değerlerine saygı gösterilmesi gibi temel ilkeler, temel hakikatler İslam'ın temel emirleri çiğneniyor. Popüler olan neyse onu abartarak, onun üzerinden hareket ederek diğer insanları dışlayan, Müslümanları sürekli meşgul eden, insanların zihinlerini meşgul eden şimdi de işte Batı düşmanlığı adı altında, Batılılara düşmanlık yapma adı altında bir takım aşırılıklar, bir takım terör faaliyetlerini destekleyen hareketler bu hareketler. Kendi durumumuzu ifade etmek adına Müslümanların, Pakistan'daki Müslümanların bu hadise karşısında yapılan kiliselerin yıkılması hadisesi karşısında Müslüman alimlerin, Pakistan'daki Müslüman alimlerin Hristiyan din adamlarıyla birlikte bir araya gelerek toplantı yaptıkları, açıklama yaptıklarını okuyoruz. Yani bunun yanlış olduğunu ifade ediyorlar. İslami açıdan bakıldığı zaman bunun yanlış olduğunu hep biliyoruz. Yani fıkıh açısından, kelam açısından, Kur'an sünnet açısından, tarihi uygulama açısından asla böyle bir şeye izin veremezsiniz. Mısır fetva heyetinin verdiği bir hüküm var. Kiliselere dokunmak haramdır diyor. Kiliseleri yakmak, yıkmak, herhangi bir şekilde bir kiliseye karşı bir eylem yapmak haramdır diye fetva yayınlamış. Bu tarih boyunca İslam alimlerinin bir ilkesi, bir prensibi olmuş. Kiliselerin bazen sultanlar tarafından çeşitli sebeplerle gasp edilmesi, kilise mensuplarının haklarına el konulması gibi uygulamalara alimler hep karşı çıkmışlar. Bunun örneklerini de daha önce başka bazı videolarda anlatmıştım. Şam Emeviye Camii yapılırken bir Hristiyan'ın, kilisenin yani bir parçasının da almak istemeleri üzerine halifeye mektup yazar, kilise mensupları halife izin vermez, olmazlar. yani. Böyle bir şeyi asla yapamazsınız, böyle bir şeyi asla izin vermez. Ve tarih boyunca da bu şekilde uygulanma, uygulan, uygulandığını bu hadisenin biliyoruz. Tüm bunlar bir yana yani İslam'ın hoşgörüsü kiliselere karşı azınlıklara karşı hoşgörüsü hoşgörünün en büyük delili Mısır'da yaşayan Hristiyan azınlıktır. En büyük delili İslam'ın geldiği andan itibaren Kudüs ve çevresinde yaşayan Hristiyanlardır. Suriye bölgesinde yaşayan Hristiyanlardır. Yemen'deki Yahudiler, Hristiyanlar ve bu bölgelerdeki insanlardır. Bunun Karşı açıdan bakıldığı zaman da Habestan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlık da Hristiyan bir çoğunluğun içinde yaşamış ve bugüne kadar da barış içerisinde yaşamış ve kültürel varlığını devam ettirmiştir. Bu açıdan aslında Müslümanlıkla Hristiyanlık açısı arasında din açısından bir kavganın olmadığını, kavganın daha çok siyasi güç elde etme ya da partisini, yüceltme, güçlendirme, ya da saltanatını koruma derdinde olan hükümdarların, siyasetçilerin, sultanların kutsal dediğimiz değerleri başkalarını tahkir etmek için, başkalarını aşağılamak için kullanması. Yani karşıda bir haç var, buna karşı işte bir hilal çıkartalım. İşte karşıda bir farklı bir anlayış var, bir kilise var. Bu kilisenin işte bir kulesi, çan kulesi var. Buna karşı işte İslam'ın minaresini çıkartalım. Böyle bir rekabet üzerinden meseleyi götürmeye kalktığınız zaman ve kavgayı dinin içine, dini kavganın bir parçası haline getirdiğiniz, kavgayı dinin içine soktuğunuz takdirde insanları dinden, yalnızca İslamiyet'ten değil din olgusundan nefret ettirirsiniz. Esas olan kutsallık yani bir şeyin temiz, pak, hak katında, Allah katında değerli olması. Değerli olmasına kutsallık diyoruz. İşte bu değer dünya üzerindeki varlıklar içerisinde en fazla insana yakışır. Kutsallık en fazla insana yakışır. Taşlara, ahşaptan kerestelere, odunlara değil, mescitlere, kiliselere değil, insana yakışır. İnsan o mescidin içerisini değerlendiren insandır. İnsanların gönlü Allah'la beraber, Allah'a yönelik olmadıktan sonra büyük mescitler yapmışsınız. Hiçbir şey faydası yok. Hatta kıyamet alameti olarak Peygamber Efendimiz anlatmış. Mescitler dolu olacak, büyük mescitler içerisinde. Fakat insanlar bir vadede, din, Kur'an bir vadede olacak. Mescidin içerisinde olmanız, büyük mescitler yapmanız, sizin Müslümanlığınızı, iyi yaşadığınızın bir alameti, bir şayeti olamaz. Müslümanlık kalpte yaşanan bir şeydir. İnsanla kaim olan bir şey, insanla beraber olan bir şeydir. İnsanın olmadığı yerde taşı ya da başka bir takım nesneleri kutsamışsınız. İnsanın kutsallığı yanında onların asla bir değeri olamaz. Allah yeryüzünde insanı kendini halife olarak yaratmıştır. Aziz olan, değerli olan insandır. Taşa, tahtaya, oduna, diğer bütün nesnelere, ağaçlara değer katan, nesnelere değer katan insandır. İnsanları öldürerek, tahkir ederek, insanlara acı vererek bir takım Hakikatleri, dini hakikatleri, dini kutsalları yücelttiğinizi asla ne yapamazsınız, düşünemezsiniz. Bunu birbirinden tefrik etmek gerekiyor. Kısaca, günümüzde siyasetin bir aracı haline geldi. Kutsala hakaret etmek, kutsala aşağılamak. Kutsala aşağılamak üzerinden toplumlar birbirine düşman edilerek devletlerin siyasi karar almaları etkilenmeye çalışılıyor. Burada da kutsal bir araç olarak kullanılıyor. Batı'da da böyle bu doğuya geldiğiniz zaman Hristiyanlara karşı yapılan bu hakaretlerde aynı şey karşınıza çıkıyor. Bir parti karşınıza çıkıyor. Bu partinin taraftar toplama isteği karşınıza çıkıyor. Belki daha büyük resme baktığınız zaman Hindistan'ın genel politikası diğer ülkelerle ilişkisi açısından bakıldığında daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Hindistan'daki Hristiyan azınlığı aşağılayarak Batı kamuoyunda belki Hindistan'ın Batı'yla mı işbirliği politik olarak işbirliği yapacak yoksa Çinle mi işbirliği yapacak meselesi üzerine politik bir takım hesaplar yapılıyor bunun üzerinden. Bakın yani toplumlar aslında global politik hedeflerini devletler, istihbarat örgütleri, politik ...global hedeflerini gerçekleştirmek için toplumları harekete geçirecek bir unsur arıyorlar ve burada dini, dinin kutsallarını kullanıyorlar ve bu noktada ilim adamlarına, aklı başında insanlara düşen bu düşmanlığı ortadan kaldırmak. Hukuk adamlarına düşen de uluslararası hukuk açısından bakıldığı zaman dini kutsalları, mescitler, kutsal kitaplar, kutsal kişiler, semboller bunların korunma altına alınması ve insan haklarının temel insan haklarından biri olarak kabul edilip algılanması gerekiyor. Aksi takdirde politik açıdan dinin ve dini kutsalların kullanılması dinin insanları ayrıştırıcı bir kavga. Özellikle de kutsalların insanları düşman etmek için kullanılması, kutsallık düşüncesini insanların zihninde zedeleyeceği gibi genç nesillerin kutsala bakışını, sal kutsal değerlere ve dine bakışını ciddi manada zedeleyecektir. Her din, Hristiyanlık da, Yahudilik de, Müslümanlık da bundan zarar görür. Ve dindar insanların, aklı başında insanların bu konuda dikkatli olması, birlikte hareket etmesi ve uyum içinde çalışması kavgayı aracı değil, kutsalın kavga aracı değil, siyaseten bir istismar aracı değil, dini kutsalların insanları yakınlaştırıcı, insanların hislerine hitap etmesi, insanların iç dünyalarını şekillendirmesi, sanatı, bilimi teşvik edici, insanları birbirine yakınlaştırıcı, insanların hayatını güzelleştirici bir rol oynaması gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmeliyiz. Hoşçakalın bir başka videoda görüşmek dileğiyle efendim.